Gözyaşları minik Berat Can için sel oldu aktı. Acılı anne ise daha fazla dayanamadı. Oğlunun cenazesinin ardından olduğu yere yığıldı kaldı. Umutlu bekleyiş haftalardır kayıp Berat Can içindi. Tam 16 gün boyunca her yer didik didik arandı. Günlerce süren takibin sonunda şüpheli bir servis aracının GPS sinyalleri takibi alındı. Sinyallerin geldiği son nokta olan Tuzla, Tepeören köyü piknik alanında aramalar başladı. Çalılarla kaplı su kanalında minik Berat Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cesedinin bulunduğu su kanalının hemen karşısında bir MOBESE kamerası var ve oldukça işlek bir yol bulunuyor. İşte polis ekipleri bu işlek yoldaki vatandaşlar ve MOBESE kamerasındaki kayıtlardan cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçti. Berat Can'ın ailesi ise acı haberle yıkıldı. Su kanalında bulunan talihsiz Berat Can'ın cenazesi adli tıp morgundan evinin önüne getiriliyor ve burada kendisinden helallik alınıp cenazesi Karabük'e götürülecek. Üzüldük. Allah ailesine sabır versin. İnşallah katillerin kısa zamanda. Bilmiyorum, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. 10 yaşındaki Berat Can son olarak mahalle arasındaki bir sokakta yürürken güvenlik kamerasına takıldı. O görüntülerden yola çıkan ekipler olayın bir numaralı şüphelisi servis şoförü EK'nın Berat Can'ı okul çıkış aracına aldığını tespit etti. Polis şimdi her yerde o servis şoförünü arıyor.